Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte geçen videolarda bahsettiğim bu 7 iklimin çıkmış soru kitapçık serisi vardı. Hani bahsetmiştim uygun fiyatlı diye Kara Kutu yayınlarına göre. Şimdi bu videoda sizlerle birlikte bu 7 iklimin setini detaylı bir şekilde anlatacağım. İçeriğini göstereceğim nasıl olduğunu. Şimdi en başta 7 iklimin bu seti genelde 2008 ile 2019 geçen yılın son sorularına kadar içeriyor. Konularına göre düzenlenmiş. İçlerine bakalım isterseniz nasıl olduğuna. Örneğin Türkiye'nin coğrafi konumu ilk sorular. Türkiye'nin coğrafi konumu. Burada sorular var ve kenarlarında yıllar var. Yani en eski yılda sorulan sorudan başlamak üzere yani 2008 yılından yanlarına yazıyor. Bu soru 2008'e çıkmış. Siz bu soruları böyle çözüyorsunuz. Yıla göre düzenlenmiş. Soruların bitiminde sorular mesela kaç tane coğrafi konumdan soru gelmiş şimdiye kadar? 2018'de bir tane. Her yıl ortalama 1 ile 2 arası soru gelmiş. Mesela 2017'de coğrafi konumdan 3 soru gelmişken 2018'de bir tane soru gelmiş. Sonra çözümleri ayrı bir yerde. Çözümleri de bu şekilde. Gayet detaylı mesela her şıkka değinecek şekilde çözümleri var. Öyle hemen kestirip atılmamış. O konuyu da kısa bir özetler nitelikte. Bu şekilde bakın gördüğünüz gibi gayet detaylı. İşte yeryüzü şekilleri mesela yine 2008'den başlayarak sorular tekrar sorulmuş. Burada bir de şey de yapabiliyorsunuz. Mesela her sene bu konudan ortalama kaç soru gelmiş ya da seneler arasında çok bariz farklar olmuş mu mesela? Bunun gibi yine aynı şekilde sorular burada. Çözümleri farklı bir yerde. Ve o çözümü hani özetler nitelikte. Bazıları çok uzun çözümler oluyor. Hani konusuna göre artık sorusuna göre diyebiliriz. Gördüğünüz gibi çözümleri de oldukça detaylı. Hala çözüm sayfasındayım. Bu şekilde yani konularına göre ayrılmış. Konu konu gidiyor. Ve yıllara bölmüş. Mesela Türkiye'nin iklimi ve bitki örtüsünden 2008-2009'a soru gelmemiş. İlk soru 2010'da gelmiş mesela bu üniteden. O şekilde. Zaten ÖSYM'nin soruları. Hani değiştirme falan yok. Çözümleri de bu şekilde diyebiliriz. Coğrafyada olsa, coğrafyada dahil. Tarihte yine aynı şekilde. Tarih merak edenler için onu da göstereyim içerisine. Yine İslamiyet öncesinden başlayacak şekilde şöyle yapsak. Yine İslamiyet öncesinden başlayacak şekilde yine sorular burada. Cevapları da farklı bir sayfada. Yine yıllara göre mesela bazı cevaplarda görsel bile kullanılmış. Bu şekilde tarihi de böyle. Eğitim bilimleri de böyle. Eğitim bilimlerini henüz çalışmaya başlamadığım için bu kitaba başlamadım ama hani içine baktım. Bu da aynı şekilde yine yıllara bölünmüş. Çözümleri ondan sonra. Bu da konularına göre düzenlenmiş. Vatandaşlığı da aynı şekilde. Ha vatandaşlıkta ne vardır ama mesela hukukun temel kavramları kısmı değişmedi sonuçta. Vatandaşlıkta genellikle bu anayasa kısmında değişiklikler oluyor bazen. Yani o soruları çözmezsiniz, geçersiniz. Hani gene bir temel hukukta çıkmışlara bakmak isterseniz alın. Hani illa şart değil ama hani çözseniz iyi olur sizin için. Matematikte de yine aynı şekilde. Yine sorular. Gösterelim onu da. Temel kavramlar ünitesinden gene yıl yıl her sene kaç tane soru çıkmış, nasıl sorular gelmiş. Bunlar cevapları yine çözümleri ayrıntılı bir şekilde verilmiş. O da ayrı bir sayfada yani hemen sayfanın yanında olmuyor. Ha, böylece de hani gözünüz oraya ilişmiyor. Sadece KPSS'de çıkan soruları almak istiyorum. Sadece onları çözmek istiyorum diyenlere bu seti tavsiye edebilirim. Bu videoda bu kadardı. Detaylı bir şekilde değinmeye çalıştım. Kara Kutu Yayınları çok detay. Kara Kutu Yayınları'nda KPSS'nin dışında diğer adli yargı, idari yargı, işte hakimlik gibi jandarma soruları gibi sorular da var. Ama burada onlar yok. Sadece KPSS'deki sorular var. Siz ona göre artık değerlendirmenizi yapıp istediğiniz şeyi alabilirsiniz. Kolay gelsin diyorum. İyi çalışmalar herkese. Hoşça kalın.